Ağlayan Dergisi, Ağustos 2023. Başyazı. Allah Sevgisi. Sinelerin düşmanlığa yenik düştüğü, ruhlarda bulantıların yaşandığı, kinin, nefretin bütün azgınlaştığı, herkesin birbirinin kurdu haline geldiği şu meş'um ve kapkara günlerde, bizim sudan havadan daha çok sevgiye, merhamete ihtiyacımız olduğu açıktır. Şimdilerde sevgiyi unutmuş gibiyiz. Şefkat de sözlüklerde müracaatçısı olmayan garip bir kelime. Yok birbirimize merhametimiz, insanlara sevgimiz. Acıma hislerimiz körelmiş gibi. Yüreklerimiz kas katı, ve ufkumuz düşmanlık duygularıyla simsiyah. Ve simsiyah görüyoruz herkesi ve her şeyi. Hoşgörüden nefret eden bir sürü tiran bozması var her köşe başında. Diyaloğa lanet yağdıranların sayısı da az değil. Çoğumuz sürekli kavga vesilesi arıyor. Yalan, iftira ve tezvirlerle birbirimizi karalıyor. Dişle, pençeyle veya kan kokan sözlerle kendimizi ifadeye çalışıyoruz. Fertler arasında da, yığınlar mabeyninde de ürperten bir kopukluk var. Biz, siz, ötekiler diye başlıyoruz başlarken söze. Bitmiyor parçalayıp bölme hıncımız. Gece televizyon ekranlarındaki gasiyanlarımızı Arap'ın ya leylisi gibi gündüz devam edeceğiz imalarıyla noktalıyor, hezeyana boğduğumuz hissiyatları arkası yarın der gibi yeni bir cedelleşme randevusuyla öldüren gerilimlere emanet ediyoruz. Kopuğuz birbirimizden ve her halimize aksediyor bu çözülüp dağılmalar. Bağ kopmuş tesbih taneleri gibi saçılmışız sağa sola, çekiyoruz birbirimizden çekmediğimiz kadar gavurlardan. Aslında biz Allah'tan koptuk. O da bizi birbirimizden kopardı. İnanıp sevemedik onu sevilmesi gerektiği kadar. O da söküp aldı ruhlarımızdan sevme hissini. Şimdilerde onsuzluğa mahkum o bomboş sinelerimizde sürekli bencillik hırıltıları, sen ben homurtuları, mürteci küfür yobazı lakırdıları ve oturup kalkıp birbirimizi tepeleme projeleri üretiyoruz. Lanetlenmiş gibi bir halimiz var. Hepimiz sevme sevilme fakiriyiz. Açız şefkate, merhamete, mürüvvete. Sevmemişiz ki onu, aldı elimizden sevgiyi, saygıyı. Şu anda olsun dönüp de onu sevebilsek, sevdirecek o da bizi birbirimize. Ama uzağız sevginin asıl kaynağından. Yürüdüğümüz yollar bizi ona götürmüyor. Belki daha da uzaklaştırıyor. Yıllar var, ruhlarımıza sevgi yağmıyor. Bir zamanlar o sağanak sağanaktı. Gönüllerimiz kupkuru çöller gibi. İç alemimizde bir sürü boşluk. Boşluklar da adeta yılan çıyan yuvası. Bütün bu olumsuzlukların bir devası var. O da Allah sevgisi. Allah sevgisi her şeyin başı ve bütün sevgilerin de en saf, en duru kaynağıdır. Hep ondan akar gelir, akıp gelecekse sinelerimize şefkat ve muhabbet. Onunla olan alakamız sayesinde güçlenip pekişecektir her türlü insani münasebet. Allah sevgisi bizim dinimiz, imanımız, odur cesetlerde canımız. Yaşadığımızda hep onunla yaşadık. Günümüzde de eğer yaşamayı düşünüyorsak ancak onunla yaşayabiliriz. Varlığın özü, esası onun sevgisidir. Neticesi de cennet şeklinde o ilahi muhabbetin bir açılımı. O sevgiye bağlı yaratmıştır yarattığı her şeyi ve sevilme zevki ruhaniyesine rapt etmiştir varlık ve insanlarla münasebetini. Muhabbetin tecelli alanı ruhtur.
Biz onu nereye ve neye yönlendirirsek yönlendirelim, o hep Allah'a müteveccihtir. Kalpteki dağılma ve kesrette boğulmaların ızdırabı ise bize ait, bize racidir. Her şeye karşı duyduğumuz ve duyacağımız sevgi ve alakayı tamamen ona bağlayıp aşk-ı muhabbeti gerçek değerine ulaştırabildiğimiz takdirde hem değişik dağınıklıklara düşmekten kurtulacak hem de dış yüzleri itibariyle sevilip alaka duyulan şeylerden ötürü şirke düşmemiş olacağız. Olacak ve bütün varlığa karşı muhabbet ve münasebetlerimizde doğru yolda yürüyenler gibi kalacağız. Putlar, onlara tapıldıkları için putperestlerce mabut telakki edile gelmişlerdir. Allah ise Allah olduğu için mabut ve mahbubtur. Onun uluhiyeti de, rububiyeti de bizim ona ubudiyetimizi gerektirmektedir. Biz her zaman Hakk'a kullukta bulunur, onu sevdiğimizi dillendirir, mazhariyetlerimizin şükrünü eda eder ve her halimizle ona karşı alaka, irtibat ve münasebetlerimizi seslendirmeye çalışırız. Mecazi muhabbetlerde cemal, kemal, şekil, şekilde tenasüp, ululuk, ihtişam, servet, iktidar, makam, mansıp, ikbal, evlad-ı iyal, soy, sop gibi hususlar birer sevgi vesilesi kabul edile gelmişlerdir. Bazen bunlara karşı duyulan aşırı muhabbet ve alaka ile şirke girenler de olmuştur ki, büyük ölçüde bütün putperestliklerin arkasında böyle bir inhiraf söz konusu olabilir. Böyleleri çok defa cemale meftun olur, kemali alkışlar, eda ve endama vurulur, ululuk ve ihtişam karşısında zillet gösterir, servet ve iktidar uğrunda insanlık ve hürriyetlerini feda eder, makam mansıp hırsıyla el ete öper ve her an değişik ihsan ve iltifatlarıyla, teveccüh ve ikramlarıyla kendini bize tanıttıran gerçek cemal ve kemal sahibi, ululuk ve azamet tahtının biricik sultanı, gani-i mutlak ve muktedir-i alel ıtlak zata karşı gösterilmesi gereken sevgiyi ve alakayı bir sürü aciz mahlukata dağıtarak, muhabbet gibi bir cevheri badi heva harcamanın yanında çok defa karşılık göremeyeceği bir maşukun alakasızlığı, değmezliği, vefasızlığı, onu avucunun içine alması, ona baş eğdirmesi, kul köle hale getirmesiyle ölür ölür dirilir. Müminlere gelince onlar evvelen ve bizzat Allah'ı severler ve şayet duyacaklarsa ondan ötürü başkalarına karşı alaka duyarlar. Hakkın tecelli ve teveccühlerinin hatırına herkesle ve her nesneyle bir çeşit münasebete geçer, onun namına onlara takdirler yağdırır ve aşk-ı alakalarını ilan ederler. Aslında o nazarı itibara alınmadan şuna buna, şu nesneye bu objeye duyulan alaka darmadağınık, gelecek vaat etmeyen, kararsız, neticesiz bir sevgidir. Mümin, herkesten ve her şeyden evvel onu sevmeli, diğer bütün sevimli şeylere de onun isim ve sıfatlarının değişik renk, değişik desen ve değişik edada birer tecellisi olarak alaka duymalı, takdirlerle alkışlamalı ve ondan ötürü öpüp öpüp yüzüne gözüne sürmeli ve her temaşa ettiği şeyde bu da senden deyip adeta bir vuslat faslı yaşamalıdır. Ne var ki bunu böyle görüp böyle duymak için de cemalini nice yüzden görem diyen diller, şikeste ayineler gibi pare pare gerek, fehvasınca hep bir beyt-i hüda gibi tertemiz kalabilmiş gönüllere, her simada hakkı okuyacak aşina dillere ihtiyaç vardır. Zatında okuyabilenler için her varlık mücella bir ayna ve manzum bir kasidedir. Hele sırr-ı rahmaniyeti aksettiren insan siması. Seni Hak ayneyi zat etti, zat-ı yektasına mirat etti. Sözleri aynı hakikat ve insana konumunu hatırlatan önemli bir irşattır.
Bu itibarla insan eğer o gizli güzelliğin sırlı bir aynası ise, ki öyle olduğuna şüphe yok, hep gönül gözleriyle ona müteveccih olmalı, her zaman pusuda bekleyip tecelli avlamaya çalışmalı ve kendini daha derin sevgi iklimlerine alıp götürecek esintiler beklemelidir. Beklemeli ve ona ulaşmak veya onu hoşnut edip sevdikleri arasına girebilmek için kurbet yolunun bütün argümanlarını kullanmalı, onun teveccüh vesileleri arasında buldum bulacağım ümidiyle hep koşturmalı ve gönlü her zaman o kenz-i mahfinin kilidinde bir anahtar gibi dönüp durmalıdır. Bu suretle eğer muhabbet bir Süleyman, gönül de taht-ı revan ise, er geç sultanın gelip tahtına oturacağı muhakkaktır. Bir de tahtla Süleyman buluştu mu, artık insan hep onu düşünür, iç mülahazalarında onunla hasbihal eder, yudumladığı suda, çiğnediği yemekte, teneffüs ettiği havada gayet açık ve net olarak hep onun teveccühlerini duyar, onun yakınlığının sıcaklığıyla oturur kalkar. Kurbet sevgi arası gelgitler münasebeti daha da kızışır ve sinesi ocaklar gibi yanmaya başlar. Yer yer aşk-ı muhabbetle alevlenir, zaman zaman vuslat iştiyakıyla yanar tutuşur. Ne var ki aşkını da, iştiyakını da ondan gelen bir armağan bilir ve katiyen gam izhar eylemez. Gam izhar edip ayarı ahından agah eylemez. İçten içe fırınlar gibi yanar, fakat ne alev çıkarır ne de duman. Namus gibi saklar aşkı iştiyakını ve sır vermez halden anlamayan nadanlara. Bu yol herkese açık olsa da yolcunun samimi ve kararlı olması şarttır. Herhangi bir mümin bütün cemallerin, kemallerin, azametlerin, ululukların, ihtişamların, ihtişam üstü ihtişamların ona ait olduğunu görüp hissedebildiği takdirde bütün bu vesilelerin gönülde hasıl ettiği alaka, muhabbet ve iştiyakla ona yönelir ve onu zatına münasip bir sevgiyle sever ki işte bu tutku ve tabir yerinde ise bu sevda onadır ve tevhid edalı bir aşk-ı iştiyak kaynağıdır. Zaten tevhide kilitli ve İslami esaslara bağlı bir sinede sevgi inhirafı da düşünülemez ve hele asla muhabbet kaymaları olmaz ve olamaz. Bir muvahhid onu o olduğu için sever ve sevgisini de dünyevi uhrevi hiçbir mülahazaya bağlamaz. O her zaman gönlünde köpürüp duran sevgi fevvarelerini, aşk-ı iştiyak çağlayanlarını Kur'an'la, Hazreti Ruhu Seyyidil Enam aleyhi ekmelü tehayyanın vaz ettiği düsturlarla filtre ve test eder ve bunları insani heyecanlarla yürüdüğü yollarda birer bariyer gibi kullanır. Aşk ateşiyle cayır cayır yandığı zamanlarda bile hep istikamet soluklar. Onu her şeyin gerçek maliki, sahibi, görüp gözeteni, esmasıyla malum, sıfatlarıyla muhat bir zat olarak kendine has münezzehiyeti, mukaddesiyeti, mümecceliyeti içinde derin bir aşkla sever, severken de katiyen şatahat ve laubaliliğe girmez.